Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim Şahin. Blog serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serimizin bu videosunda kategori düzenleme ile devam edeceğiz. İsterseniz yanında baştan işaret ekleyelim. Kategori düzenleme. Geldim buraya. Düzenle butonuna bastığım anda bu kısım olacak. İşlemler PHP'yi açıyorum. Şuraya düzenleme işlemleri diyelim ve sonu diyelim. Buraya case kategori düzenle. Evet. Diyorum ki id eşittir get'ten gelen id. Eğer böyle bir id gelmediyse ne yap? Bizi ana sayfaya geri at. Evet. Şimdi bu get'ten gelen id'ye ait kategorinin bilgilerini bulmaya geldi sıra. Kategori bul diyelim mesela buna. Db prepare select yıldız from kategoriler var. Id eşittir. Geçici bir değer aktarıyorum. Id. Kategori bul. Execute diyoruz. Ve id get'ten gelen id. If kategori bul. Row count. Else eğer böyle bir kategori yoksa tekrar listeye git. Diyorum ki row kategori bul fetch video fetch object diyebiliriz. Ne yaptık? Sorguyu dizi haline çevirdik. Ve PHP taglarını burada kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Araya ne gelecek? Bizim aslında yeni kategori eklediğimizdeki form var diye o gelecek. Evet, bunu kopyalayalım. Kopyalayalım formu buradan. Bunu kapatalım. Şu araya bunu yapıştırıyoruz ve kategori ekle değil de kategori düzenli olsun bu. Butonun name'i kategori düzenli olsun. Evet. Şimdi inputların içeriğini bizim doldurmamız gerekiyor. Value dolar row'dan gelen kat adı ile bu kısım dolacak ve bunu kopyalıyorum. Kat cave ve tekrar kat desk. Dilerseniz bir sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz üzere ben hangi kategoriye tıklarsam eğer onun bilgileriyle doluyor burası. HTML'e tıkladım. HTML geldi. Şimdi kategori düzenle butonuna bastığım anda buraya yazdığım bilgilerle get'ten gelen id'ye göre güncelleme işlemi yaptıracağız. Aslında yeni kategori ekledeki post işlemi var ya, onu kopyalayalım biz. Tamam mı? Şurayı. Pardon, burası konu. Allah korusun. Buraya girmeyelim. Yeni kategori. Evet, şu kısım. Şunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Tam şu row'un altına. Yapıştırıyorum bunu. Butonun name'i kategori ekle değildi. Kategori düzenleydi. Tamam mı? Şimdi var mı demişiz burada. Ver cut self demişiz. Buraya end id değilse eşit şu an içinde bulunduğum id diyeceğiz. Neden bunu böyle yazdık? Şimdi eğer bunu böyle yazmasaydık şu olurdu. Mesela HTML ya. Ben bu başlığı değiştirmeden güncelleye bastığım anda bana direkt diyecekti ki bu kategori zaten var. Yani aslında içinde bulunduğun ID'yi sayacaktı. Anlatabildim mi? Bunu saymasın diye değilse eşit ID diyorum. Gelen ID'yi saydırmıyorum burada. Eğer HTML dışında, yani bunun dışında başka bir HTML varsa o zaman uyarı verecek. Manasında. Şimdi burada insert into demiş. Buna update diyeceğiz. Ve tabii ki buraya bir tane koşul ekleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ver id. Eğer ver şartını koymasak ne olur? Bütün kategorileri güncellersiniz. Sonra tek tek uğraş dur. Id. Güncellendi. Cut ekle değil de şuna cut güncel diyelim.
Evet. Dilerseniz bir kontrol edelim bakalım çalışacak mı bu? Büyük ihtimal çalışacak sanıyorum. Sorunsuz şekilde. Cut save. Evet tamam. Bir deneyelim. Mesela HTML'in ismini HTML2 yapıyorum. Bunu 2 yaptım. Bunu 2 yaptım. Güncelledim. Evet. Geri gelecek mi? Geldi. Gördüğünüz üzere yazdığım bütün bilgiler güzel bir şekilde geldi. Güncellendi dedi. Aynen. Herhangi bir sorun yok. Genelde 2 yaptım mesela. Evet. Hiçbir sorun yok. Çalışıyor düzgünce. Evet. Bu kısmı bitirdik. Şu konu düzenleme kısmını en son yapacağım. Bir sonraki derste mesajları okuma kısmını yapalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.